Levon'un olayı gördünüz mü? Şok oldum. Tam detayını ben de bilmiyorum ama. Garip şeyler paylaşmanıza gerek yok. KVKK'dan yedim hükmü. Kişisel verilerin sızdırılması 2020 Facebook'ta yaptığım bir yayında ikili bir diyalogla alakalı bir durum. Konuştuğum avukatların hepsi dosyaları inceleyip hatalı karar mümkün değil dedi. Hatalı karar, virgül. Mümkün değil demiş. Detaylı açıklama yapacakmış. Hapis cezam onandı. 2 yıl 1 ay. Bilenler bilir, istinaf başvurusu 1-1,5 yıldan aşağı geri dönüş yapmaz. Tam 20 günde istinaf geri dönüş yapıp itirazımızı reddetti. Detayları avukatlarımla görüşüp en kısa zamanda açıklayacağım. Sondaki Türk bayrağı beni benden aldı ama. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim bundan. Dora yine haklı. Dora son 1-2 yıldır hep haklı, farkında mısınız? Daha önce takip etmediğim için 1-2 yıl dedim. Geçmiş olsun Levo. Umarım minimum sıkıntıyla çözüme ulaşır süreç. Sokakta bilmem kaç suç kayıtları haydutlar geziyorken senin gibi işinde gücünde insanların peşine düşülmesi çok üzücü. Katılmaktayım Dora'ya ya. Ya Levo'dan önce neler neler var abicim. Hani ne yaptığını ben de bilmiyorum da. Öncesinde neler neler var? Türkiye'de Sprite Zero var mı veya Light? Hayır, yok. Hiç görmedim, duymadım. Yurt dışında da görmedim lan. Yeni bir şey mi bu? Aleykümselam, hoş geldin. Levo'nun başına böyle bir olay gelmiş. Konu bu değil. Konu bu değilmiş. Bu neymiş? Bu Urumcu'nun başına para ödülü koyacağım. Hızlı zamanlar. İlginç. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok geçmiş olsun. Vallahi çok stresli işler. Böyle bir şey yaşasam ben uyuyamam ya. Yani zaten hani en ufak böyle 50 lira 100 lira borcum da olsa, kafayı yatağa koyduğumda aklıma geliyorsa uyuyamam o gece ya. MMR nasıl arttırılır kral? Durmadan kazanacağım. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. Durmadan kazanacaksınız. Poyraz, hoş geldin. Batuhan da gelmiş, 13 kutlamış. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ediyorum. Ve Koray, adamsın kardeşim. Sen mışıl mışıl uyuyorsun. Ben uyuyamam işte. Biraz burada karakter meselesi devreye giriyor. Levo'ya üzüldüm ya. Olayın detaylarını tam bilmiyorum ama umarım hak yerini bulur. Yani bir sürü soytarı var, haydut var sağda solda. Oranın da dediği gibi. Hangi adamlarla uğraşıyorlar ya? And he gets arrowed, but he flashes out of the way. But IG may have found their opening to take down this base. It just takes so long to kill the shy. How do you deal with Terak Atrox da neydi ya? Hapis cezam onandı. 2 yıl 1 ay. Bilenler bilir, istinaf. İstisfa yazıyor. Başvurusu 1-1,5 yıldan aşağı geri dönüş yapmaz. Tam 20 günde geri döndüler vesaire vesaire. En son bir şeyler daha paylaşmış. Levent ile bu sabah konuştuk, dosyayı da inceledim. Kendisi hakkında verilen kararın akıl ve mantıkla açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Bu saçmalığı sizlerle de paylaşacağım. Desteğinize ihtiyacımız var. Herhangi bir suç işlemeyen gencecik insanların hapse girmesinden bıktım artık. Levent kişisel veriler hukuka aykırı olarak yayma suçundan 2 yıl bir hapis... Oha lan. Yıl çok değil mi böyle bir şey için? Neyse. Yargılama sürecindeki saçmalıklara değinmeden evvel... Bak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma. Bana bit olarak atanlar nerede? Telefon numaramı, adresimi, he? Bu ceza nedeniyle Levent'in hapse gireceğini ve birkaç gün kalabileceğini belirtmem gerekiyor. Hayatında hiçbir suç işlememiş, kendi halinde bir insanın bir gün bile hapse girmesi korkunç bir şey. Eğer bir suç makinesi değilseniz yarım saatlik bir cezaevi süreci bile kalıcı travmalar yaratabilir. Şimdi size Levent'in neden ceza aldığını da izah edeyim. Levent Facebook'ta canlı yayın yaparken bir kişi kendisine laf söylüyor. Levent de bu kişiye sinirleniyor. Profiline giriyor ve yalnızca birkaç saniye boyunca herkese açık
Bu Facebook profilini yayında gösteriyor. Mahkeme bu 4-5 saniyeye 2 yıl bir hapis ceza. Ne? Ne? Bunu yazan benim. Profiline baktı değil mi bu? Profili açık değil mi bunun zaten? Öyle bir durum da mı yok? Kişinin Facebook profili ve yayında gösterilen fotoğraflar herkese açık. Bu korkunç bir olay. Bu düşündüğümden de korkunç bir olay. Çok üzüldüm şu an. Yani böyle bir şeyle uğraşmak zorunda kaldığı için o kadar üzüldüm ki anlatamam size. Ben de açtım. Biz de yayında da açık bir şekilde zaten Levent dosyayla göreve tıklayıp açabiliyor. Mahkeme Levent'in bu eylemini sanığın katılanının sayfasına girdiği sistemde kayıtlı olan geneli açılmamış olan fotoğraflara bakmaya başladı ve nikah sırasında çekmiş oldukları bir fotoğrafı internet ortamında paylaştığı şeklinde nitelendiriyor. Akıl var, mantık var. Geneli açık olmayan bir fotoğrafı kişinin arkadaşı olmayan Levent nasıl görüyor da paylaşıyor? Karşımızda Zix var. Lens mi alsam bu oyun ya? Mumu. Neyse. Ignite. Ignite istemiyorum bu oyun. TP kalsın. Evliyam yoksa hacker mı? Az önce paylaştığım görüntüler mahkemede de var. Levent yayının kişinin herkese açık profiline giriyor. İki fotoğrafa tıklıyor. Laf ediyor ve çıkıyor. Bu fotoğraflar herkese açık olmasa Levent zaten göremez. Hakimlerin gencecik insanları hayatını karartacak kararları hiç düşünmeden ucundan bile bakmadan vermesine artık sıtkımız sıyrıldı. Bu ne saçmalıktır kardeşim? Biz şimdi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına karar düzeltme başvurusunda bulunacağız. Umuyorum ki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu saçmalığın bir an önce durdurulması için kararın düzeltilmesi talebiyle istinaf mahkemesine başvuruda bulunur. Aksi takdirde Levent birkaç gün cezaevine girecek. Kendisi bir MS hastası ve gün aşırı iğne vurulması gerekiyor. Abi Levent'in bir de böyle bir sıkıntısı var ya. Yazık, günah yeter artık ya. Hiçbir şey yapmayan gencecik insanları saçma sapan kararla hapse mahkum edip gerçek suçların elini kolunu... Avlıyorum bunu. Karar düzeltmeyle beraber önünü yanıysa mahkemesi. Çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm. Böyle bir şeyle uğraşmak zorunda kaldığı için. Yeah. I got wood grain in my dummy up on. Who caught a mill in my go yard though? I went against her, you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by four. Cause I get me some hands, she been that shit over.